Merhaba arkadaşlar. Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Sesimiz umarım bugün iyi dinleyebiliyorsunuz çünkü sesimiz sıkıntı falan var. Yarın hafta sonu ve artık evet. Mikrofon alacağız. Yani yoğunluktan dolayı ben internette sipariş veremedim çünkü bir test görerek almak istiyorum ki burada bir sürü teknoloji mağazalar var. Yarın zaten oralardan bir yerden işim var. Oradan alacağız mikrofonu arkadaşlar. Söz değil mi Kocacığım? Söz. Ama zaten şöyle de oluyor yani oruçluyken biraz sesimiz çıkmıyor olabilir, o nedenle kusura bakmayın. Şu an iftar yaptık yani, o yüzden enerji tam. Sorularınızla cevap vermeye hazırız. Hadi başla bebeğim. Bir de arkadaşlar Nur'un şu an eğitim süreci olduğu için çok yorgun, çok yoğun ve çok oruçlu. Yani, Nur'u açken Nur'u hiç konuşmaz bile. Diyor ki oruçluyken konuşmak iyi değil diyor. O yüzden oruçluyken konuşmuyor bile. Yani sünnet arkadaşlar ama ben zaten de enerjim pek kalmadığı için konuşasım gelmiyor. Bugün soru cevap yapacağız bu arada, biz bunu söylemedik. Yani. Instagram'dan bir buton bıraktım arkadaşlar, dedim ki soru cevap yapalım ve çok uzun zamandır soru cevap yapmıyoruz. Evet. Yani. En son yıllar oldu. Zaten yorumlara bir sürü zaten sorular oluyor, cevap edebildiğim kadar ediyoruz ama bugün böyle toplu şekilde verelim. Evet. Çok zor değilse tabii ki. Çok zorsa geçeceğiz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi butonu açtım, oradan böyle en çok sorulan sorulardan soracağım çünkü çok fazla soru gelmiş. Neden Amerika'ya taşındınız? En baş soru. Zaten bunu yorumlarda da zaten soruyorlar. İş için taşındık arkadaşlar, temel sebep. Sonra dünyayı görelim istedik bir yandan da. Yani sen ne istedin bilmiyorum. Belki bir hani geçen videoda... Hiç çalışmaya geldi arkadaşlar. Yani kariyerimiz Türkiye'den başladı. Sağ olsun da Gana'da da olabilir. Bir matbaada falan, kırtasiyede çıktı falan alırdım. Fotokopi çekerdim. Sonra üniversiteye Türkiye'ye geldi, bitirdi. Öğretmenliğe başladık. Öğretmenlik bir yere kadar 4 yıl falan değil mi? Evet. 2 yıl, bir yıl 2 farklı okuldan, 2 yıl Ankara Eğitim Kurumu'ndan ve 4 yıl. Sonra ben alanımı kendim geliştirmek istedim. Çünkü insan bazı şeyler yaşadıkça öğreniyorsun ya da yaşı arttıkça bazı şeyler farkında oluyorsun ya da evlendikçe, bizim oğlanın bir tanesi uyandı da. Ben 30 yaşına girdikten sonra gerçekten hayat farklı bakış görmeye başladım. Bir de Nur değişiklik çok seviyor arkadaşlar. Yazılıma geçtim. Ben çocuğa bakıyorum. Geldik, bu arada biz geldik, tekrar gittik çünkü Aydın efendi diş çıkarıyor herhalde. O yüzden video cevaplarınızı, sorularınızı, o nedenle sorularınızı cevapladığımız kadar cevaplamaya çalışacağız. Ne diyordum? Neden Amerika'ya geldik? Şu an başka soruya, başka soru için. Ama onu cevaplamadık galiba. Yeterli mi cevap? Yeterli oldu. Ya, çalışmak için geldik arkadaşlar yani. Aynen. Evet, öğrenme hayal boyu olan bir şeydi. Burada da yeni şeyler öğreneceğiz. Ben Gana'dan Türkiye'ye geldim, çok şeyler öğrendim. Burada da çok şey öğreneceğim zaten şimdi ortada yani. Çünkü burada her şey farklı yapılıyor. Hiç mi kavga etmiyorsunuz? Yani aslında çok etmiyoruz ama ediyoruz. Ya çok etmiyoruz ama tabii ki iki insan, duygular var, istekler var. Bazı istekler, duygular aynı sırada. Ama hiç uzatmıyoruz arkadaşlar. Evet. Hiçbir kavgayı uzattığımızı hatırlamıyorum. Yani 10 dakika falan. Yani eşler arada tartışıp kavga etmezse birbirinizi hiç anlamazsınız zaten. Yani birebir hiç kavga etmiyor, çok mutluyuz diyen bir çift sana yalan söylüyorlar. Arada ya o zaman yani iletişimde yok demektir. Biri sormuş ki çamaşır suyu var mı? Arkadaşlar çamaşır suyu var. Beyaz sirke bile buldum markette ya. Var var. Yani Türk market değil, normal markette var yani. Şey, Amerika yabancıların ülkesi, bunu da söyleyeyim burada. Mesela geçen Sosyal Security binaya girdiğinde, yani bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu yani. Ekranlar Türkçe, Arapça, Çince, Rusça, Fransızca, her şey var. Ve orada bakın etrafta hepsi yabancılar. Diyorlar ki gerçekten burada Amerikalı bulmanız çok zor diyorlar yani. Amerikalı insan zor çünkü burası göçmen ülkesi diyorlar yani. Arada var ya ama var yani, görüyoruz o kadar da değil. Ama yani gerçekten iş yeri, çalışma olunca Direkt yabancı vergi. O yüzden insanlar arasında herkes göçmen olduğu için kimse kimseye ırkçılık yapmıyordu dediğim gibi. Ve her ülkenin de kendi insanlar burada olduğu için malzemeler getirip satıyorlar. Yani ben burada Türkiye döner açsam çatır çatır satarım. Yani Amerikalılar demerekten yerler olacak, Türkler de gelir yer yani. Mesela Türk restoranına gittik ya, bayağı seviliyor arkadaşlar. Evet, yani öyleydi. Araplar çoktu, baktım Afrikalılar falan da çoktu, ama Çinliler bile vardı. O birazcık da Türk halaldan Müslümandan dolayı. O yüzden bu etrafında Müslüman olan herkes oraya giderdi yani doğal olarak. Ya belki başka yörelerin de Müslüman yemekleri var, Arap falan. Belki biz de gideriz, Arap mutfağı falan hiç tatmadım ben böyle. Gideriz. Yanlışlar ki kocan sahneler İngilizce öğretiyor. İngilizce artık Fatıma çözer ya, benim bir şey yapmana geliyor. Ben öğretmeye çalıştık da Türkiye'de başaramadı, burada artık. Geçen tamirci geldi, bir şeyler söylüyor yani. Karin'le takılırsın, sohbet edersin, öğrenirsin. Tamirciyle konuşmaya çalıştım arkadaşlar. Biraz konuşmaya çalıştım, baktım olmuyor. Dedim ki I don't speak English. Sonra ne diyorum? Okay, sorry. Oh, okay, sorry. Burada sitede bir problem olduğunda uygulaması var diye yazıyorsun, geliyorlar, yapıyorlar, gidiyorlar. Yani burada sistem gerçekten otel çok gibi iyi. Yani burada mesela yani, bir şey olduğu zaman arıza hemen gelip yapıyorlar arkadaşlar. Yani çamaşır bulaşık makinesi, buzdolabı ile ilgili falan da geliyorlar. Fatma orada sıkılmıyor musun? Sıkılmıyorum arkadaşlar. 2-3'te sıkılacak vaktim mi var? Sıkılacak vaktim olmuyor yani. Sıkılacak vakit bulduğunda zaten dışarı çıkıyoruz, gezmeye çıkıyoruz. Yani sıkılamıyorum. Bir vaktim olaydı sıkılırdım. Evet, yani boş durmuyor da sıkılacak yani. Hem yapma, etme, bırak yani böyle. Sosyal medyayla uğraştığım için bir yandan boş vaktimde zaten video düzenliyorum, reels düzenliyorum. İşte bir yandan kendi işlerimi halletmeye çalışıyorum. O boş vakti bulabilirsem eğer ki. Yani dediğim gibi de burada çalışmaya geldik, yatmaya değil. O yüzden çok yoğunluk falan geçiriyor günlerimiz. Ama düzenli kurduktan sonra rahatlayacağız. Bilgisayar fiyatını sormuşlar. Yeni aldığım bilgisayar fiyatını sormuşlar arkadaşlar. Macbook Pro aldım ben burada. 1900 yani ilk 1400 aldım. M2 çipini, yeni çıkan çip 2023 model. Sonra çok fazla bizim videolarda uzun oluyor ve biriktirmiş videolar fazla bir anda atınca ve hemen montaj yaparken playback render'da biraz kasıyordu. Onu beğenmedim, götürdüm, yeni aldım. Aldığım olan da böyle eski tip yapmışlar, böyle touch bar yok. Tasarım beğenmedim ama ses kalitesi çok iyi. Onu 14 inç. Onu da o hafiften hissediyor ama şöyle bence masa daha kurmadım böyle şeyler falan yani bir kamp masasında yani koyuyorum. Masası, touch pad ile yapıyorum. O da rahatsız ediyor ama o kadar para verdim, son model bilgisayar çıtır çalışmaya bekliyorum. Olmuyorsa Amazon'da 1416 inç ekran. Çünkü şöyle evi kalabalık etmek istemiyoruz. Mesela birleşik ya böyle. Masa burada kursam çocuklar düşürürler. Yani bilgisayar bozulur. Yatak odası kursam ne bileyim. Hani orada olacak sonunda da ama şimdilik o şeye girmek istemiyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Bilgisayarlar uygun. Zaten o 1900 aldım bilgisayar, Facebook'a gir. Burada Facebook çok kullanıyor bu arada yani ben Facebook en son ne zaman üst üste Facebook girdim hatırlamıyorum. Burada Facebook çok direkt Facebook'tan kredi kart ekleyip alışveriş yapabilirsin. Evet. Bir de arkadaşlar burada şimdi fiyat karşılaştırması yaparken ne için sorduğunuza bağlı. Yani yurt dışından laptop alsam uyguna gelir mi diye düşünüyorsanız burada örnek veriyorum. Kaçtan başlar Nuri? O gelir. O konuda yurt dışına laptop, tablet, telefon olmaz. Çünkü telefon Türkiye'de kaydını yaptırman gerekiyor. Kaydını yaptırsan da hani bir kere hesaplama yapmışlar ya, uçak biletini falan bile koysan gene ucuza geliyormuş. Onu bilmiyorum. Yani ben yani realist olmak için bunlar koyman, hesaplaman gerekiyor. Yani laptop, bilgisayar al, Türkiye'ye götür, rahat bir şekilde kullanırsın, uygun alırsın. Dediğim gibi benim 1900 aldığım bilgisayar buradan 500 Facebook'ta görüyorum zaten kullanılmış olanlar. Ama daha yeniyiz burada. Sahibiden Otakom gibi ve Türk insanlar birbirimizi güvenip yaşadığımız yıllardır. İnsanlar tanıyor. Burada insanlar pek tanımıyoruz. Yani ben ikinci el gidip bir şey yapmak istemiyorum yani. Biriyle buluşup falan. Bilmiyorum. Bir de daha tam dokument, yani evraklarımız, ne diyeyim ya, pipeslerimiz hazır olsun, kartımız bilmem neler falan. Sadece hala şu an pasaportla geziyorum. Şu an bir ufak bir hata sıkıntı olabilir yani. O zaman bunlar düşünerek direkt sıfıra aldım. Ben yani. Hani sorularda bazen şöyle iki taraflı soruyorlar. Diyorlar ki bazıları hani ekonomiyi merak ettiği için, yani örnek veriyorum. Diyor ki bir laptop alıp en iyisini aldım. Mesela Nuri en son sürümünü almıştı Apple'ın. En son sürümünü aldım ve bunun için kaç ay çalışman gerekir mesela? Bu mantığı kurmak istiyor. Hani ekonomik olarak soranlar oluyor. Bazen de hani ben buradan alsam, gelsem fiyatı ne kadar olur, daha mı uyguna gelir gibi soruyor. Yani buradan alsam da uyguna gelir arkadaşlar. Ekonomik olarak da ne kadar ediyor? Ne kadar edin bilgisayar fiyatı? 1900 herhalde. 1900. Yani tabii ki bir maaş etmez arkadaşlar. Bir maaş yetmez mi? Bir maaş etmez. Ha yok tabii ya. Bir yarısından daha az yapar hatta yani. Asgari ücret burada ne kadar yap bilmiyorum da. 2,5 gibi bir şey ya. 1800 2,5 falan bir şey. 2,5 mu asgari ücret? Ya belki daha olmayabilir, daha az da olabilir. Bak, çünkü orada eşyalar alım gücü biraz iyi yani. Burada $500, mesela bu televizyon 179 dolar artık. 50 inç televizyon yani. $200 bile yok. Yani ben internetten baktığımda eyalet değişiyor şimdi asgari ücret. Bu arada onu söylemek, burada asgari ücret değil, saatlik ücret olarak devam ediyor. Saatlik ücretle bir saatini $16-17 civarında. Yani o bazda düşünürsen gene hiçbir şekilde bir maaşın etmez yani, yarım maaşla belki ya, alırsın. Yarım maaşla alırsın yani. Ve işte bunlarla, bu bilgilerde doğru söyleyelim, Ohio eyaleti için geçerli. Başka eyaleti gitmedik ve Amerika'da her eyaleti kendi kuralları, kendi anayasalar var ama tabii ki hepsi Birleşmiş Devletler'in ki bağlı olması şartıyla. Ya mesela bizim her burada şey farklı. Fark ettim. Mesela New York'ta falan kiralar pahalıymış. Bizim burada kiralar uygun. Tamam. Yani burası biraz daha küçük olduğu için daha uygun yani, bizim yaşadığımız yer daha uygun. Öyle yani fark ettik. Öyle düşünüyoruz biz şu anda. Bir gün zaten oturup ne kadar burada yaşamak ne kadar tutar, yerleşmek ne kadar tutar, onun ayrıyeten hesabını birlikte yaparız olmadı. Green kartla mı geldiniz? Bunu çok soruyoruz. Green kartla gelmedik arkadaşlar. Evet, bunu artık burada cevap verin. Green kart kazanmadık arkadaşlar. Benim iş teklifle, iş vizesiyle uluslararası profesyonel iş talent viza ne diyor Türkiye'de? Yetenek vizesi falan var. Avrupa Schengen vizeye benziyor. Yani onunla çocuklar, eşleri falan getirebilirsin yanında. Helal et bulmak, helal ürün bulmak kolay mı? Kolay arkadaşlar. Sadece ilk geldiğimde karışık geldi. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela ürünlerin üzerinde bazı kodlar var. O kodlar helal olup olmadığını gösteriyor. Normal marketten alışveriş yaptığınızda da. Ya da helal marketler var, helal depolar var. Oradan toplu şekilde alabiliyorsunuz etinizi. Herkes çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. O konuda hiç sıkıntı yok yani. Onu hiç düşünmeyin. Yani sadece ilk başta karışık ve çevre edinmeniz lazım biraz bulmak için. O açıdan. İlk biraz bir tık zorlanmıştım yani. Yok onlar zor. Ben Kanada hırsız ülkede büyüdüm. Yani o yüzden benim için çok fazla bir zorluk olacağını düşünmüyorum. Nerede yiyeceği, içeceğin, alışveriş yapacağını bildikten sonra tamam. Mesela buradan çıkıp dışarıda gezer, hadi McDonald's gidip yiyelim. Yok yani. Burada McDonald's yemeyiz. Yemiyoruz ama helal marketlerden o McDonald's burger şeyler alıp kendi evde pişirebilirsin. Çocuklarla böyle evde pişirip alıştırarak dışarıda falan bile ihtiyacı duymayacaklar. Ki daha küçük onlar, biz onlar buna nasıl yetişirsek rahat bir şekilde dışarıda da alışacaklar. Bir de şeyi çok soruyorlar arkadaşlar, Türkiye mi Amerika mı falan gibi böyle sorular. Tabii ki Türkiye yani, ne kadar şartları iyi olsa da Türkiye vatanım yani, bunun karşılaştırılması yapılamayacak bir şey. Ama zaten şartları karşılaştırmak için de belli bir tecrübe, belli bir yaşanmışlık gerekir yani. Belki burada yani örnek veriyorum, burada sağlık sisteminin kötü olduğunu söylüyorlar. Belki sağlık sisteminden dolayı çok sıkıntı çekeceğiz, Allah göstermesin, ya da farklı şeylerden dolayı sıkıntı çekeceğiz, bilmiyoruz. O yüzden ilk etapta bunu bir yaşamamız, tecrübe etmemiz lazım. Böyle yaşamadan buraya gelip de fiyatların uygun olduğunu görüp cangıl cungul her tarafta böyle burası iyi, orası kötü falan gibi yayınlar yapılmasından hiç hoşlanmıyorum. Dediğim gibi belli bir tecrübeye sahip olmam lazım öncelikle. Ondan sonra ekonomik olarak iyidir ya da şöyle kötüdür, böyle iyidir ya da buranın kötü yanları, oranın kötü yanları diye bahsederim. Ama dediğim gibi orası mı burası mı derseniz her şekilde Türkiye yani vatanım sonuç olarak. Benim de her şey Gana yani. Arkadaşlar her şeyin artı ve eksikler var yani. O yüzden ya? Böyle şeyler, konular girmek ben anlamıyorum. Bazı şeyler Amerika Türkiye'den daha iyi. Bazı şeyler de Türkiye Amerika'dan çok daha iyi. Mesela... Çok basit sağlık şeyi doğru. Evet yani doğru. Buradaki sağlık çok saçma bir şey. Onu ayrı anlatırsa bile 1 saat süre. Ki bu Ohio için yani. Başka eyaletlerde farklı. Yani sıkıntılı şeyler var mı? Var tabii ki. Tabii mesela yani. Çamaşır makinesi gideri yok arkadaşlar. Burada sinir oluyorum mesela. Gidersiz çamaşır makinesi alacağım. Aşağı inip geliyoruz. Yani karışık arkadaşlar. Yani. Yani böyle tabii ki. Ama insan nereye rahat edersin? Tabii ki Türkiye. Türkiye'de dışarı çıkınca her yere yemek yiyorsun. Bir markete Türkiye girdiğinde bir halal mı malal mı falan yani böyle bir şey mi düşüneceksin? Belki helal olmayan da satılıyordur. Türkiye'de dışarıda gördüğün yemek kokusu tadı çekti mi yiyorsun gidiyorsun yani. Her yerde cami var, cuma namazı çok uzun araba sürmeye gerekiyor, 2 dakika diyor. Yani insan rahat ettiğin yere her zaman orada kalmak Amerika'da istersin. İş bulmak, Türkiye'den Amerika'da iş bulmak sence kolay mı zor mu? Zor ama araştırmanı iyi yaparsanız çok kolay olur. Ben bunun videosu çekeceğim. Burada hafif bir cevap vermiş olayım. İlk önce hangi ülkelere gitmek istediğini belirtmen gerekiyor. İkincisi, ben bu ülkeye hangi yoluyla gidebilirim kendine. Mesela sen üniversite bitirmişsin, yüksek lisans yapmışsın. O zaman o ülkede araştırma görevliler falan üniversiteler veriyorlar mı? Çünkü vizeler çoğu üniversiteler veriyorlar. Çok rahat bir şekilde yani. Sponsor vizesi, ücretsiz falan teklifi falan. Öğrenciysen kesin eğitimle geliyor. Bunu da karşılayın. Eğitimle mi o ülkeye gitmek istiyorum, iş ile mi gitmek istiyorsun? Yani bunlar ayırın, sonra kendin bildiklerini, yeteneklerini, okuduğunu, elindeki sertifika ve diplomalarla o ülkede geçerli mi, denklik var mı? Bunları hepsi öğrendikten sonra rahat bir şekilde iş bulursun ve gidersin. Mesela ben Kanada, Amerika, Almanya, İngiltere'ydi. Gittikçe de onlar azaldı. Mesela Almanya her şeyi öğrenmiştim ben. Almanya ile seyahat etmek. Onda dosyalar aldım hard diskte. Bunun video çekerken göstererek çekmek istiyorum. Seminerler de var ki katılırsanız öyle bir bilgilendirirler ki seni. CV'nin Almanya'ya göre hazırlarsın. Üniversiteyi, Amerika'nın sitesi var hatırlamıyorum. Üniversitenin CV oradan kontrol ediyorsun. Geçerli olup olmadığını, bunu öğreniyorsun. Hangi işler daha yakın sana yapabilirsin? Direkt başvuruyorsun, seni görüşüyorlar. Yani bu işler dediğim gibi araştırması gerekiyor. İnşallah bunu uzun bir şekilde hem ekranımı göstererek size anlatıma video çekeceğim. Çünkü burada buraya karıştırırsam çok fayda olmaz. Çünkü gerçekten ve uzun yani, bayağı uzun. Her ülke için istedikleri şeyler var. Sen onlar tamamladıktan sonra gidersin arkadaşlar. Tesettürlü olduğun için tepki aldın mı? Yani bununla ilgili ayrıntılı bir video çekmek istiyorum. O yüzden şey yapmayayım ama genel manada hiç tepki almadım. Zaten din konusunda hiç sıkıntı yapmıyorlar gibi geldi ama burada tanıştığım Türklerle falan bu konuyla ilgili iyice konuşayım, net bilgi alayım. Ondan sonra böyle ayrıntılı bir video çekerim. Hatta onların yaşadığı bir sıkıntılar varsa onları da anlatırım. Ya tesettürü sadece Türkler tesettür değil arkadaşlar. Şimdi Türkiye'den sonra... Ama dışarı çıktığında tesettürü yani, çok insan görüyorlar. Yani Pakistanlılar da tesettür, İranlılar, Araplar dedim. Burada yabancıların ülke arkadaşlar. Bir sürü ben bir çok sürü görüyorum. Bazen bile market giriyorum sanki Türkiye'den markettesin yani. Hayır bir sürü var yani öyle bir şey yok. Amerika'da da istediğin yere secdeden açıp namaz kılabilirsin. Kimse sana bir şey demez yani. Ya burada mesela görüyorsunuz hatırlıyor musun havalimanında mesela Yahudiler kendi ibadetini yapıyor, Müslümanlar onu ya hani mesela bir tarafta Müslümanlar namaz kılıyor, bir tarafta Yahudiler kendi ibadetini yapıyor. Ben ilk defa görmüştüm mesela. Herkes kendi dinine göre yaşantısını sürdürüyor yani. Yani ben hiç karşılaşmadım. Hatta böyle çok iyilerdi yani onun şey açısından kültürel olarak samimi bir millet yani Amerikalılar gibi ya da burada yaşayanlar. Ya şimdilik biz böyle ve yaşadığımız eyalete göre başka eyalete göre değişir. Burada evet, da herkes iyi de demiyoruz çünkü kesin kötü olanlar da var, belki bizi sevmeyenler de olacak. Ama daha şimdiye kadar çok şükür böyle bir terslik bir şey karşılamadık. İnşallah karşılamayız. Kutulardan neler çıktı paylaşmadınız değil mi? Paylaştık, görmüşler. Neden Amerika? Bunu soracağım. Neden Amerika? Ben teknoloji, IT alanındayım. IT gelişmiş yerler burada. Yani Çin'de gidip o kadar uzun saatler az para almak için gitmem herhalde. Almanya'da, orası da var, arkadaşlarım da var orada. Aslında ben onu da istiyordum. Onda da görüşmedik çünkü. Görüşeceğiz dediler, bana dönmediler. Neyse, olsun burada oldu. Dil falan sorun da yok. Ben IT alanında ve büyük hayallerim, belki o IT videolardan bahsederim. Yani böyle bir büyük şirket var, 2 tane. Onlara girmek hedefim inşallah. O da 4 yıl içinde onu yapmam lazım çünkü 35'ten sonra almıyorlar. Alacaksa da yönetici ve böyle senior falan olman gerekiyor. Orada artık o zamana kadar olmuş oluruz. Amerika'ya bilgisayar benim teknoloji alanımı buradan daha iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Nasıl bu kadar kolay düzen kurdunuz? Arkadaşlar, düzen kurmamızın, rahat düzen kurmamızın temel sebebi burada buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, perde ve dolapların olması. Yani çünkü biz ne aldık? Koltuk aldık, TV ünitesi aldık, yatakları aldık. Harbiden ya bir şey almadık. Halıları falan aldık ve onları da böyle, hatta ki Bifta'yı bize söylemişlerdi. Keşke biraz daha erken baksaydık, Bifta'dan daha ucuz getirir, her şey ucuz, bu koltuklar 5 dolar. Bifta'dan düşseydik evi 300-400 dolara belki rahatlıkla düzeltip düzenlemeyi düşünüyorum. Yani yapabilirdik. Özellikle koltuk fiyatları o kadar uygun ki orada. Komşularımızla dışarıda sohbet ediyor musun? Evet. Ediyoruz. Alim falan parkta, çocuklar. Alim çok iyi sohbet ediyor. Maçlar var burada. Oynuyor. Alt komşumuz Kalin. O da ve isimlerimiz de Emem var yani. Tatlı bir kadın. Bana Fatma diyor Emem. Dışarıda biri görüyor aşkım. Fatma. Bana da Hasan diyor. Hay falan diyor. Ben de hay diyorum. Kopya var, gezdiriyor. Belki işe gidip görüyor. O da senin araba gibi sürüyor, biliyor musun? O yanındaki Honda. O da siyah Honda'sı var. Böyle konuşuyoruz ama tabii oturup etmiyoruz. Burası Amerika, herkes birisi, burası biraz birisi. Aile yapısı Türkiye gibi burada bulamazsana. Belki var ama şimdi bir diş görmüşler uzak bakmakla. Birisi yani. Mesela çocukla alır gider aşağı parkta oynar. Başka biri de gelir, onda çocuk başka yere gider. Bir de şimdi biri oradayken o oraya gitmez, başka yere gider. Ne bileyim, Türkiye'de hemen gelirler, sigaralar yakarlar, çocuklar oynarlar, sohbet falan, anladın mı? Yan yana otururlar. O da pek görmüyorsun. Burada hiç sigara içen görmedim, biliyor musunuz arkadaşlar? Ha tabii, o da. Mesela bak, şaşırdığım şeyden hiç sigara içen görmedim, bir. Hiç böyle makyajlı, çok süslenmiş, böyle nasıl diyeyim, öyle insan hiç görmedim. Herkes eşofmanla geziyor, çok şaşkınım yani. İnanın. Böyle hiç elbise falan giyen insan görmedim. Herkes eşofmanla geziyor. Pijama ile dışarı çıkanı gördüm ama öyle klas bir giyim görmedim. Kimse giydiğini, ettiğini falan hiç takmıyor. Mesela nasıl desem, bir de şunu çok fark ettim. Hep böyle TikTok'ta keşfetti, arabada yemek yiyen insanlar gördüm. Arabada yemek yiyorlar arkadaşlar. Hani böyle dükkanda yemek yiyorlar. Çünkü burada private property, no trespassing çok önemli. Yani özel mülkü içeri girmek yok, yasak. Burada mesela ben arkadaşım evine gittim. O çıkıyorum dedi. Başıboş sokakta gezemezsin açıkçası. Aşağıda orada beklemesin. Arabanla bekleyeceksin. Anladın mı? Yemeğe adam çıkıp bir yere otur yiyemesin. Başka özel mülklerde giremesin izinsiz. Bana dediler vururlarsın. Yani milletin bahçesine giremezsin arkadaşlar. Değil burada. O yüzden herkes, dedim ya, bireysel falan yaşam var burada. İşte o yüzden arabanın içinde ya ne yaparsan içinde saygı konusunda biraz önem gösteriyorlar. Tabii burada özel private. Evlerdeki ısıtma sistemi. Ya bunu o kadar çok sordunuz ki arkadaşlar. Ben mesela hayatta aklıma gelmez Amerika'daki ısıtma sistemi. Nereden aklınıza geldi? Şurada işte, gösterin birazdan da. Havalandırmadan ısıtma ve soğutma yapıyorlarmış arkadaşlar. Hem ısıtma hem de soğutma yapıyorlar. Yazın soğutuyor, kışın ısıtıyor. Ama işte apartmanda bizim biraz kötü, o makine içeride oluyor ama yani koridor falan yapmışlar içinde, onun kendi odası var, killerle koyuyoruz biz orada. O yüzden arada bir çalıştığınız zaman pervane ses yapıyor, sevmiyorum savur kartında. Biraz ev içinde, bizim apart sistem olduğu için böyle de yani kendi özel evimiz olsa, bahçemiz olsa o dışarıda olur. Bak yazılımcılar diyorlar ki Rumut'tan mı başladı, ondan mı başladı, bundan mı, nasıl devam etti falan. Bununla ilgili çok soru soruyorlar. Buna ilgili Nuri ve ayrıyetten sonra ben sorduğum soruları bile anlamıyorum. Sorun değil. Bununla ilgili bana özelden LinkedIn'den takip edin. LinkedIn'den rahat rahat konuşuruz. Orada takılıyorum yani bazen fazla. Burada çok fazla konuşacak bir şeyler değil. Bazı benim işlerle ilgili. Ve bu iş sonuçta sözleşme. Bir de burada ben bunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye işimi kaybetmekle öyle olmaz. Gelin konuşalım. Ya yardımcı olmaya çalışacağım tabii, özelim şeylerimi paylaşmayacağım. Ama nasıl işi bulacağını, ben nasıl buldum seve seve paylaşırım. Satine ile, bak ismini bile unutmamışsınız ya vallahi billahi. Satine ile yemekten sonra görüştünüz mü? Sizi evlerine davet etti mi? Etti arkadaşlar. Hatta 3 gün önce etti, gidemedik. Gidemedik. Bu hafta sonu etti. İnşallah bu hafta sonu pazar günü görüşeceğiz. Yani bizim de yoğunluklarımız var. Özellikle Nur'u çok yoğun. Satıra'da işe artık başladı. Artık evde çalışmıyorum arkadaşlar. Ha, beni tanıdı mı? Yani Satıra'da işe başladı da. Yani... Ama pazar günü, cumartesi günü çalışıyor herhalde. Pazar günü boşta gibi. Alışabildiniz mi? İşte sıkılıyor musunuz gibi sorular var. Ya şu an dediğim gibi hem sıkılmaya vaktim yok hem de alışma süreci öyle kolay bir süreç değil yani. Bunun için bayağı bir zaman lazım. Benim dili öğrenmem lazım. Burada aktif olmam lazım. Bu süreç biraz uzun sürebilir. Kiralar ne kadar? Biz burada 1400 ödüyoruz ki bunu daha uygun da ödeyebiliriz. O da 1500 falan gelir. Çünkü bizim su ve ısıtma kiranın dahilinde. Dışarı bahçe, köpek falan şeyler var ama bizim köpek yok neyse. Yani pet yani kedi de olabilir. Bu fiyat bizim Ohio'da Cincinnati en güvenli, aile yaşam, rahat yaşamayacak yerlerde güvenli yani. O yüzden bu kadar fazla kira. Tabii ki 3000 kiralar da var ama daha az kirada bulabilirdik. Ama 1400, 1500 onun bütçemize yetebiliyor. O yüzden biz burada oturuyoruz. Yani $300 bile kiraya bulabilirsiniz ama güvenli olmaz yani, bir esneler olur, anladınız mı? O yüzden. Tabii aile zaten. Ne bileyim sen bireysel, belki bu soru soran bireysel olabilir. Bu semt çok iyi bir semt arkadaşlar. Burası çok iyi bir yer. Aile için çok rahat. Ya zaten çektiğimizde de görüyorsunuzdur yani. Genel çaplı iyi bir yer. Arkadaşlar sorular tekrarladığı için biz burada cevapladığımız kadar, dediğim gibi başta cevapladık. Tabii ki bu sorularımızın tümün cevabı değil. Hala sorularımız olabilir. Yorumlar altında yazın, biz de cevaplamaya çalışırız. Yani part 2'yi çekebiliriz. Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar soracağınız sorular varsa. Bir de yani şey çok soruluyor işte biz geleceğiz, ne getirelim? Gelecek olanlar, işte biz de hangi ülkeye gidelim, işte bu göçmen olmakla ilgili sorular soruluyor. Onlarla ilgili de video çekeceğiz ama onun için bir tık daha süre lazım diye düşünüyorum. Bir tık daha yaşamamız lazım. Ondan sonra bu süreçten sizi de tam net bir şekilde bilgilendiririz. Hani cevap vermiyorsunuz gibi konuşuyoruz ama cevap vermemek değil. Sadece bu konularla ilgili böyle peşin hükümlü konuşmak istemediğimiz için, biraz yaşayarak, yaşadıktan sonra size bilgi vermek istediğimiz için böyle yapıyoruz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.